Apple.com.tr'ye girip oradaki tüm ürünleri satın alsak, bir de satın alırken bütün özellikleri en yukarıya çeksek ne kadar para öderdik? Gelin bir yakından bakalım. Şimdi Lütfi de kamera arkasında Apple.com'u açtı. O da Amerika'daki aynı ürünleri ekleyecek benimle birlikte ve sonrasında totalde ikisinin arasında ne kadar fark var onu da görüyor olacağız. MacBook Air ile başlayalım abi. Hemen sağdan en yüksek depolamayı seçtim. 16 GB belleği seçtim. Şu Final Cut'la Logic Pro'ya gerek yok. Çünkü bunu bir kere Apple hesabınıza eklediğinizde aslında olay bitiyor. Şu anda 22.500 lira oldu. 16 inç MacBook Pro ile devam edelim. Hemen işlemciyi değiştirdim. 64 GB'lık RAM'e çıkardık cihazı. 8 GB'lık bir ekran kartı. 8 terabaytlıkta bir SSD depolamayı ekledik ve 72.300 TL yaptı. Ve tabi iMac'ler var. 27 inçlik iMac'e bastık. Önce camını değiştirelim. Sonra işlemcisini en üste çektik. 128 GB RAM yaptık cihazı. 16 GB'lık bir ekran kartı yaptık ve 8 terabaytlıkta bir depolama. 10 GB de Ethernet ekledim. Hani ülkemizde çok mümkün değil böyle bir internetinizi bulmanız ama Magic Mouse 2 ile Magic Trackpad 2'yi de ekleyelim ve toplamda 95.878 TL olarak bunu da çantamıza ekledik. Mac Pro ile devam ediyorum arkadaşlar. Yani özellikle tasarımıyla Rende'ye benziyor vesaire diye sosyal medyada çok alay konusu olan bir cihaz ama ciddi anlamda güçlü bir makine ve bunun hemen sağ tarafında yatay versiyonu var. Daha pahalı olanı. Onu yapılandırın dedim. Hemen işlemciyi değiştirelim. 77 bin lira yazdı zaten doğrudan. 1.5 terabayt bellek ekledik arkadaşlar cihaza. Ekran kartını ekledik. 118 bin TL daha eklenmiş oldu üstüne ve 8 terabaytlık bir depolama ekledik. Apple Afterburner kart var. Onu da ekleyelim. Buna da Magic Mouse 2 ile Magic Trackpad 2'yi yine ekleyelim. Çünkü ayrı ayrı almak isteyen olabilir. 595.888 ya böyle bir fiyata bilgisayar var mı ya? Mac Pro'yu çantaya eklerken karşımıza Pro Display XDR çıktı. Bu ürün beni hakikaten çok heyecanlandırıyor arkadaşlar. Bunun da nano tekstür camlısını ekliyoruz ve bu da 52.459 TL. Bunu da seçmiş olalım. Bunun bir de Pro standı var. Onu da ekleyelim 10.000 lira. Mac Pro'yu bu şekilde ekleyelim. 658.346 TL olmuş oldu toplam. Mac Mini'yi görüyorum. Çok popüler bir ürün. Şunu bir seçelim sağdakini. 11.000 lira. Hemen buradan 16 GB belleğe çıktık. 2 TB'lık bir SSD'miz var. 10 GB Ethernet'imiz yine ekleyelim ve en full hali 19.999 lira. Yani şu anda bile Apple'ın diğer ürünlerine göre karşılaştırdığımızda hakikaten çok rekabetçi bir fiyatı olduğunu yine görebiliyoruz. Aksesuarlar bölümünü gördüm. Buradan mesela AirPods Max'i ekleyebiliriz aslında. 5.700 liralık bir fiyatı var. Onu da çantamıza ekleyelim şu şekilde. iPad'e baktığımızda ise tabii ki ilk sırada iPad Pro karşımıza çıkıyor. iPad Pro'nun da işlemcisi M1 yine 12.9 inçlik olan versiyonunu seçiyoruz. Başlangıç fiyatı 11.999 TL arkadaşlar. Şuradan gümüş rengini seçelim. 2 TB olarak bir depolama seçelim bu cihaza. Hem Wi-Fi olsun hem hat takılabilir versiyonu olsun istiyorum. Ve tabi bunu bu kadar aldık. Buna bir klavye ve Apple Pencil eklemezsek olur mu? Olmaz. Hemen Apple Pencil'ımızı seçtik. Yanına da hemen bunun klavyemizi de seçelim. 30.317 TL yaptı iPad Pro'nun bu versiyonu. Burada iPhone 12 Pro'ya hemen doğrudan giriş yapıyorum. iPhone 12 Pro'nun Max modelinin 512 GB kapasiteli versiyonunu sepetimize ekleyeceğiz. Başlangıç fiyatı 17.000 lira. Şöyle şuradan Pasifik mavisini seçelim. 512 GB'lı 20.000 TL olarak çantamıza onu da attık. Şuradan tabii AirTag eklemezsek olmaz. Dörtlü paketinden bir tane ekleyelim. 1.000 lira bir fiyatı var. Aksesuarlar bölümünde MagSafe ile alakalı işimize yarayacak aksesuarlar olabilir. O yüzden onlara bir bakalım. Deri zarf bir kılıf gördüm. Bunu bir çantamıza ekleyelim. 1.300 lira gibi bir fiyatı varmış bunun. Ve Apple Watch sekmesine doğru devam edelim. Şu anda en yeni Apple Watch modeli Series 6. İlginç bir ürün, EKG falan çekebiliyor arkadaşlar. Şuradan hemen seçelim. Altın rengi olsun. 44 milimetrelik. Çantaya ekleyin diyelim. 4050 TL. Apple Watch tarafında aksesuarlar bölümünden farklı bir şarj aleti var mı diye görmek amaçlı dalmak istiyorum. Şunu alabiliriz bak. Apple Watch manyetik şarj doku diye bir şey var. Güzel gözüküyor. Bunu da ekleyelim sepete. Watch tarafından da yukarıdaki TV bölümüne doğru devam edelim. En yeni Apple TV'yi şimdi sepetimize ekliyorum. Ve Apple TV'nin 4K'sının da 64 GB'lığını 2300 TL bandından eklemiş bulunuyorum. Yavaştan çantaya doğru geçelim mi lütfen? Kaç milyon TL'dir sence? 850 bin. Bandında bir beklentim var. Bakalım. Evet, çanta toplamınız tam 934.910 TL. Bunu biraz daha zorlasak bence 1 milyon TL yapardık. Güzel para. Türkiye'deki Apple Store'a girip oradaki bütün ürünlerin en üst seviyesini satın alırsak bugün için ödeyeceğimiz para 934.910 TL'ymiş. Ve Amerika'ya baktığımızda ise işler değişiyor. Ne abi Amerika'da durum? 86.781 dolar tuttu. Gidip bütün ürünleri Amerika'dan alsak düz hesap diye hani konuşacağım şu anda. 200.000 TL gibi
gibi bir fark ortada var gibi. Hiç fena bir fark değil. Bence Amerika'ya gidip bunları almak isteseniz hem Amerika'yı görmüş olursunuz hem de belki bazı ürünlerden iki tane alırsınız. Tabi bu bir fanteziydi ama merak ettik ve bu merakımızı da sizlere aktarmak istedik bu videoda. Sizler ne düşünüyorsunuz bu fiyatlar hakkında? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı da lütfen unutmayın diyelim. Videoyu beğenin. İki yanımızda bulunan diğer içerikleri de izleyebilirsiniz. Ortadan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada tabii ki Kurban Bayramı. Kurban Bayramınızı da buradan kutluyorum arkadaşlar. Büyüklerimizin ellerinden öpelim, küçüklerimizin de gözlerinden öpmüş olalım diyorum ve gidiyorum. Bay bay.